Merhaba arkadaşlar, Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Müfit Uğurlu. Evet, son konumuza giriyoruz. Bağımsız olaylar, evet, olasılık başlığı altında bağımsız ve olayları ve deneysel ve teorik olasılıkla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışacağız size yine. Bağımsız olay ne demek? Arkadaşlar, şimdi bağımsız olayı açıklamaya gerek yok zaten. İki olaydan birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi birbirine bağlı olmayan olaylara biz diyoruz. Şimdi mesela iki tane zar attığımızda zarlardan biri 3 geldiğinde ötekisi de kesinlikle 3'ten büyük gelir, küçük gelir ya da 3 gelir diyemeyiz. Bunlar bağımsızdır. Bir zarın atılma durumuyla bir paranın aynı anda atılma durumları birbirlerinden bağımsız olaylardır. Yani ben bir zar atacağım, 3 gelecek, o zaman para kesin tura gelir diyemeyiz ya da kesin yazı gelir diyemeyiz. Dolayısıyla bu olaylar bağımsız olaylardır. Şimdi bağımlı olaylar ne oluyor? Şimdi onları da göreceğiz. Örneklerle özellikle inceleyeceğiz. Çünkü ben hep şunu söylerim. Olasılık konusunda özellikle tanımlardan ziyade örneklerin üzerinden gitmek, olayların o senaryolarını, aksiyonlarını görmek her zaman daha faydalı oluyor. Burada da tanımlar yazılmış zaten. Diyor ki iki olay bağımsız değilse bu olaylara bağımlı olaylar denir. Çok yaratıcı bir tanım. A ve B olaylarının meydana gelme olasılığı P, A kesişim B demektir diyor. Evet. Şimdi A ve B olayları eğer bağımsızsa yani hem zar atalım 3 gelsin hem bir de işte parayı da atalım tura gelsin. Evet, bu A kesişim B demektir. Çarpmayla yapılır. Hani diyorduk ya biz V'de çarpılır öğretmenim. O V ve veya mevzuları hep daha önce de söyledim. Gömlek ve kravat seçme sorularıyla alakalı değil o. Bir olayın aynı anda o da olsun bu da olsun demek çarpmadır. Öyle de olabilir, böyle de olabilir demek toplamadır veya. A veya B olaylarının meydana gelme olasılığı da P, A birleşim B demektir. Arkadaşlar şimdi ben burada bir şeye de değinmek istiyorum. Şimdi biz şunları da tabii biliyoruz. Şimdi bu A birleşim B durumları, A birleşim B kümelerde hatırlarsınız. Şimdi mesela bir olayın olma olasılığı diye konuşurken hani bağımsızsa eğer PA çarpı PB'dir. Evet. Biz bunu zaten biliyoruz. Eğer ikisi de bağımsızsa. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz A birleşim B'miz vardı bizim. A birleşim B kümelerde. Evet. Neydi o? PA artı PB ve eksi PA kesişim B'ydi hatırlarsanız. Evet. Eğer bu iki olay bağımsız olaylarsa biz bunları toplarız. Ama PA birleşim B denildi. Bakın şuraya dikkat edin. Evet. Bununla ilgili ilerleyen slaytlarımızda sorularımız olacak zaten. Orada daha iyi göreceğiz ama birleşimin sadece A ve B'nin toplamlarından olmadığını, kesişimlerinde çıkarıldığını o kümelerden hatırlıyoruz. Şimdi birlikte konuşacağız bunun ne demek olduğunu örneklerde. Bir hatırlatalım dedim en azından. Bir zar ve bir madeni para havaya atılıyor. Zarın asal sayı ve paranın tura gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bunlar bağımsız olaylardır. Ve ben bunların ikisinin aynı anda olmasını istiyorum. V bağlacı. Hocam o V bağlacı bundan dolayı değil. O da olsun bu da olsun. Zarın asal olma olasılığı arkadaşlar. Zardaki sayıları bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada kimler asaldır? 2, 3 ve 5 asaldır. Doğru mu? 1 asal değildir. Hayır. 2, 3 ve 5. O zaman zarın asal gelme olasılığı 3 bölü 6'dır. Paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. 3 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi çarparsanız 3 bölü 12 yapar. Yani halk arasında bilinen adıyla 1 bölü 4 yapar. Bağımsız olaylar oldukları için ne yaptık? Bakın olasılıklarını direkt olarak çarptık. Çünkü birbirleriyle bir ilişkileri yok. Bir torbada 4 kırmızı ve 6 beyaz top vardır diyor. Geri atılmamak koşuluyla. Arkadaşlar iadesiz yani bu. Yani çektiğimizi geriye atmayacağız. Bir önceki videomuzda da benzer bir soru yapmıştık. Çekilen iki topun farklı renkte olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar bu sorularda sıralama var. Nasıl yani? Çekilen topun farklı renkte, iki top da farklı olacak. Evet. Şimdi ne demek o? Şimdi bak şöyle deseydi. İlkinin kırmızı, ikincinin beyaz olma olasılığı deseydi işler değişirdi. İki topun farklı renkte olmalısını. O zaman ben ilkinde kırmızı, ikincisinde beyaz çekebilirim. Ya da veya ilkinde beyaz, ikincide kırmızı çekebilirim. İlkinde kırmızı çekme olasılığımız arkadaşlar 4 bölü 10, 10'dur. 10 toptan birini çektim. Kaç tane top kaldı? 9 tane kaldı. 6 bölü 9. Artı. İkinci senaryomuz ne? İlkinde beyaz çekme olasılığım. 6 bölü 10. Kırmızı çekme olasılığım 10 topun bir tanesi gitti. 9 tane top kaldı. 4 bölü 9. Evet. 24 bakın burası. Bu da 24. 48 bölü 90. 48 bölü 90. Arkadaşlar 48 bölü 90'ı
6 ile sadeleştirirseniz sorumuzun cevabı 8 bölü 15 olur. Gördüğünüz gibi iki tane farklı senaryo var ve ikisini de ayrı ayrı hesaplayarak ne yaptık? Topladık bunları. Çünkü veya durumu var. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Bu sorularda sıralamalar önemli, dikkat edin. 4 tane madeni para atılıyor. Üçünün yazı birinin tura gelme olasılığı nedir diye sormuş. 4 tane madeni para atılıyor demiş. 4 tane. Evet. Şimdi arkadaşlar 4 tane madeni paranın bir kere 16 tane durumu vardır. 16 tane durum. Nereden biliyorsunuz hocam? Arkadaşlar bir paranın 2 üzeri 1, 2 paranın 2 üzeri 2, 3 paranın 2 üzeri 3, 4 paranın 2 üzeri 4 tane durumu vardır. Üçünün yazı diyor bak. Üçünün yazı diyor. Dikkat ederseniz bak. Üçünün yazı gelme olasılığı. Tamam. 2 üzeri 4 olacak örnek uzayımız. Üçü yazı biri tura gelecek. Yani sıralama önemli değil diyor. Sıralama önemli değil. Şimdi zaten bunları aslında yan yana yazsak bile üçünün yazı birinin tura olma durumlarını aslında görebiliriz, hesaplayabiliriz. İsterseniz tek tek de yazabiliriz. Yani bu çok zor bir şey değil. Üçü yazı gelecek, biri tura gelecek. Bakın böyle olabilir. Bir. Böyle olabilir. İki. Böyle olabilir. Üç. Ve böyle olabilir. Dört. Doğru değil mi? Başka yok. Yani zaten burada sadece turanın yeri değişecek. Dört tane durum var. Dört. Dört bölü iki üzeri dört. Yani sorumuzun cevabı bir bölü dört olur. Dört bölü 16'dan dolayı cevabımız B şıkkı. E hocam biz bunu yine böyle tek tek yazacağız mı? 8 tane para dese ne yapacaktık? Arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz bu sorunun cevabını. Fakat şimdi burada bir tane turanın ve 3 tane yazının sıralanış sayılarını soruyor bize. Tekrarlı permütasyon. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. 4 faktöriyel tamamı 3 faktöriyelde 3 tane yazı olduğu için. Hatırladık mı tekrarlı permütasyonu? Evet. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyelde 4'e eşittir. Çünkü burada fark ettiğiniz gibi sıralanış sayılarına biz bakıyoruz. Evet. Turanın en son gelmesi, üçüncü gelmesi, ikinci gelmesi ve birinci gelmesi. Yani üç tane Y ile bir tane T'yi sıralıyoruz. Üç tane Y olduğu için tekrarlı permütasyona girer. Cevabı oradan da bulabiliriz. Sorumuzun cevabı 1 bölü 4 olur. Aşağıdaki A torbasının içinde 2 kırmızı 4 beyaz top, B torbasında da 3 kırmızı 6 beyaz top vardır demiş. Peki A torbasından bir top çekilip B'ye atılıyor. B'den çekilen topun beyaz olma olasılığı kaçtır demiş. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir soru ve çok karşılaştığımız sorulardan birisi. Bu size de herhalde tanıdık gelecektir bu soruda. A torbasından bir top çekilip B. Şimdi arkadaşlar senaryolarımızı bir yapalım. Mevzu ne burada? B'den çekilen top beyaz olacak. Peki. Senaryomuzu yazıyorum. Birinci torbadan, bakın birinci torbadan kırmızı çekip ikinci torbadan beyaz çekmek olabilir. Veya birinci torbadan da beyaz çekip İkinci torbadan da beyaz çekmiş olma durumlarımız var. Doğru mu? Çünkü ilkinden ne çektiğimizi biz bilmiyoruz. A'dan bir top çekilip B'ye atılacak ve B'den bir top çekilecek. A'dan kırmızı gelirse B'den kırmızı çek beyaz çekme olasılığı değişir. A'dan beyaz gelip B'den beyaz çek ikinciden beyaz çekme olasılığı da değişir. O yüzden bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. İki senaryomuz var. İlkinden kırmızı, ikinciden beyaz çekmek olabilir veya ilkinden beyaz, ikinciden beyaz olabilir. Peki birinciden kırmızıyı bir çekelim. Birinciden kırmızı çekme olasılığımız 2 bölü 6'dır. Arkadaşlar A'dan bir top aldık ve şu anda B'ye attık. B'ye attık. B'de şu anda kaç top var? Şu anda B'de 9. A'dan şimdi bir top atıp içine koyduk. Ne oldu? 10 tane topumuz oldu. Bu 10 tane topun içinden beyaz çekme olasılığı 6 bölü 10'dur. Şu anda 10 top var. Artı ilkinden beyaz çekme olasılığımız 4 bölü 6. Peki o beyazı aldık B'ye koyduk. B'nin içinde şu anda içine koyduktan sonra yine 10 tane top var ama dikkat ederseniz bu sefer 7 tane beyazımız oldu. Çünkü A'dan beyaz çektik. Tamam. 7 bölü 10. İşte bu kadar. 12 bölü 60 artı 28 bölü 60. Sorumuzun cevabı 40 bölü 60'tır. 40 bölü 60 20 ile sadeleştirirseniz sorumuzun cevabı B şıkkı olur. Gördüğünüz gibi senaryolarımızı birleştirdik ve yerlerine yerleştirdik. Yaptığımız fazla bir şey de olmadı. Evet arkadaşlar diyor ki Hasan'ın diyor oynadığı bir oyunun kazanma olasılığı 3 bölü 4'tür. Hasan'ın peş peş oynadığı 3 oyundan yalnız ikisini kazanma olasılığı kaçtır diye sormuş. Birinci demiyor, ikinci demiyor, üçüncü demiyor. Yalnızca ikisini kazanma olasılığını soruyor. Peki. Şimdi arkadaşlar senaryolarımızı bir oluşturalım öncelikle. Neler olabilir?
Şimdi Hasan'ın kazandıklarına K diyelim, kaybettiklerine de K üssü diyelim. İkisini kazanma olasılığı. Bakın senaryo oradan birisi bu olabilir. Ne demek bu? İlk iki oyunu kazandım, üçüncüyü kaybettim. İlkini kazandım, ikinciyi kaybettim, üçüncüyü kazandım. İlkini kaybettim, ikinci diğer ikisini de kazandım. Peki, nasıl yapacağız peki arkadaşlar bunları? Tek tek bulup toplayacağız. Evet, bakın. İlkini kazanma olasılığım 3 bölü 4. İkinciyi kazanma olasılığım 3 bölü 4. Kaybetme olasılığımız 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Kazanma olasılığının 3 bölü 4 ise kaybetme olasılığında 1 bölü 4'tür. Kazanma ve kazanmama olasılıkları toplamı 1'dir çünkü. O zaman bunu hesaplayalım. Burası ne çıkacak arkadaşlar? 9 bölü 64 çıkacak. Aynı şeyler burada da geçerli bakın. Aynı şeyler bakın 3 bölü 4, 1 bölü 4, 3 bölü 4. Bakın aynı şeyler burada da geçerli. Evet şurayı düzeltelim. Burada da aynı şeyler geçerli yine. 1 bölü 4, 3 bölü 4, 3 bölü 4. Bunların da cevapları 9 bölü 64. Bu da 9 bölü 64. 3 tane durumdan bahsediyor bize o zaman. Sorumuzun cevabı 27 bölü 64 olur. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz. Bir zar ve iki madeni para. Evet iki bağımsız olay var yine burada. Paraların farklı yüz gelme olasılıklarını sormuş. Arkadaşlar hemen ben size paraların öncelikle bir şeyini bir yazalım. Örnek uzayını bir yazalım. TT, TY, YT ve YY. Paraların farklı yüz gelme olasılıkları arkadaşlar bakın 2 bölü 4'tür. Yaz. 2 bölü 4. Zarın 4'ten büyük gelme olasılığı 5 ve 6'dan bahsediyor. 2 bölü 6. Arkadaşlar sorumuzun cevabı 4 bölü 24'tür. Yani 1 bölü 6'dır. Evet gördüğünüz gibi hikayemiz çok da zor değildi. Zarlar ve madeni para durumları yani bunlar farklı bağımsız olaylar oldukları için direkt bulduk ve çarptık. İkisinin de böyle olmasını istiyoruz. Zar böyle olsun ve paralar da böyle olsun. O zaman biz de çarparız. Sorumuzun cevabını buluruz. Evet arkadaşlar bir diğer başlığımız deneysel olasılık. Örnek uzayın geçmiş deney sonuçlarından oluştuğu olasılık türüdür. Arkadaşlar geçmiş tecrübelere dayanan. Evet genelde deneysel olasılıklar genelde özellikle de bize büyüklerimiz tarafından bize söylenen yapılan önerilerin hepsi deneysel olasılıklardır. Evet mesela işte mesela bize derler ki ya şu işi yapma bak hep bunlar böyle böyle olur. Şimdi diyorsunuz ki iyi de öyle olma ihtimali de var. Hayır ama öyle olmaz. Şimdi özellikle bize büyüklerimizin verdiği bazı tavsiyeler. İşte aman şu işi yapma. Aa bak o işe o yok. Bence onu yapma ya da işte bu işe girme gibi ifadeler. Neden girmeyelim? İşte çünkü bak böyle böyle olabilir. Olabilir ama olmaya da bilir. Bunlar hep deneysel sonuçlardır. Ve dolayısıyla bizim büyüklerimizin bize genelde verdiği nasihatler ve tavsiyelerin hep altında yatan şeyler de aslında deneysel olasılık ifadeleridir. Bize normalde söylenen. Şimdi ne demek istediğimizi örneklerle bir inceleyelim. Hilesiz bir zar atılıyor diyor. Atılan zarın 4 gelme olasılığını bulunuz. Hilesiz bir zar atılıyor genelde olasılık ifadelerinde kullanılan bir cümle. Şimdi bu soruyu, hocam bu soru basit bir soru. Evet. Şimdi ben size deneysel olasılık aralarındaki farkı söyleyeceğim. Atılan zarın 4 gelme olasılığını bulunuz. Arkadaşlar tabii ki atılan zarın 4 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Yalnız şimdi bak burada bir şey dikkat edelim. Atılan zarın 4 gelme olasılığı 1 bölü 6 demek, ben bu zarı 6 kere atarım kesinlikle bir tanesi 4 gelir demek değildir. Bu olasılıktır. Yani siz bir zarı 60 kere atıp bir kere de 4 getirebilirsiniz. Efendim 50 kere atıp 50'sinin 45'inde de 4 getirebilir. 50'sinin 50'si de 4 gelebilir. Her ne kadar küçük bir olasılık olsa da sonuçta imkanlı bir olasılıktır. Vardır yani. Sıfıra çok yakın olsa. Demeye çalıştığımız nokta 6'da 1 teorik olasılıktır. Gelir ya da gelmez. Bilemeyiz. Yani dediğim gibi 5 kere 6 kere zar atarsa 6'sının 6'sı da 4 gelebilir. Bu teorik olasılıktır. Deneysel olasılıkla aralarındaki farkı göstermek için bakın bu soruyu yazdık size. 40 kere atılan bir hilesiz bir zar diyor. 29 kere 4 gelmiştir. Tamam. 41. kere atılan zarın da 4 gelme olasılığını bulunuz. Arkadaşlar bakın 40 kere zar atılmış ve bunun 29'u 4 gelmiş. Arkadaşım sen de 4 atıyorsun yahu dediğimiz durum. 41. kere atıldığındaki olasılıkta 29 bölü 40'tır. Bakın 1 bölü 6 değildir dikkat ederseniz bak. 40 kere atılan abi sen de 4 atıyorsun ya. 41. kere. Bakın 41, 29 bölü 41 demedim. Neden 40 bölü 40'ta 29 dedim? Çünkü benim örnek uzayımda 40 tane zar atışı var ve bunun 29 tanesi 4. O zaman bir dahaki atışta gelme olasılığı ne olur? 40'ta 29 olur. İşte yaşanmışlıkların olasılık hesaplarına etkisi böyle oluyor. Diyor ki mesela bir çift zar atılıyor diyor.
Zarların üst yüzüne gelen iki sayının da çift olma olasılığı kaçtır? Evet. Bahsettiği şey arkadaşlar 1-1, 2-2, 3-3. Evet, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6. O zaman bir çift zarın örnek uzayı biliyorsunuz 36 idi. Cevap 6 bölü 36 olur. Yani 1 bölü 6 olur. Bakın bu teorik olasılık. Şimdi ne demek bu? 6 kere attığından bir tane kesinlikle 6-6 gelir, 3-3 gelir demek değil bu. Bu teorik olasılık. Tamam? Olabilme durumu. Bir olasılık deneyinde 80 atışta 60 kere tura geldiğine göre 60 kere tura gelmiş. Kardeşim hep de tura atıyorsun be. 81. atışın yazı gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar 80 tane atışın 60 tanesi turaysa demek ki 20 tanesi de demek ki yazı gelmiş. Yani geçmiş yaşantılardaki o 80 tane atışın 20 tanesi yazıysa bir sonrakinin o zaman gelme olasılığı da 20 bölü 80 olur. 20 yazı bölü yaşanmışlıkların sayısı. Sorumuzun cevabı buradan 1 bölü 4 çıkar. Normal şartlarda yazı gelme olasılığı her atışta tek başına söylüyorum 1 bölü 2'dir aslında ama abi sen de hep tur atıyorsun be kardeşim hiç yazı atmıyorsun. İşte bakın yaşanmışlıkların olasılığa etkisi. Bir sinema salonundaki 60 kişiden 40 tanesi bayan, 20 tanesi erkek izleyicidir demiş. Peki salona gelen 61. kişinin de bayan olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar salona giden 60 kişiden 40 tanesi bayansa demek ki 61. kişinin de gelme olasılığı 40 bölü 60'tır. Yani 2 bölü 3'tür. Sorumuzun cevabı burada C şıkkı olur. Bir bankaya gelen 20 müşterinin gişelere dağılımları aşağıdaki gibidir demiş. Birinci gişeye 6 kişi, ikinci gişeye 10 kişi, üçüncü gişeye de 4 kişi gelmiş müşteriler. Aynı gün içinde gelen 21 müşterinin üçüncü gişede işlem yapma ihtimali nedir? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam gelen 20 kişinin 4 tanesi üçüncü gişeye geliyor. 20 kişinin. Bakın toplamda 20 kişi var. 16, 4 daha 20. Yani buradaki 20 kişinin abi 4 tanesi hep üçüncü gişeye geliyormuş. O zaman 21. müşterinin de üçüncü gişeye gelme olasılığı 4 bölü 20'dir. Şu ana kadar yani şu anda oluşanlar ve geçmiş yaşantıların oranı 1 bölü 5'tir. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Bir ışıklandırma belli bir saat aralığında sıra gözetmeksizin 20 kırmızı, 10 beyaz, 30 mavi toplamda 60 renkte yanmaktadır demiş. Bir sonraki yanan 61. ışığın renginin mavi olma olasılığı nedir? Evet arkadaşlar 30 kere mavi yanmış toplamda. Evet en fazla mavi yanmış yani. O zaman 30 bölü geçmiş yaşantılar sayısı. Doğru mudur? Toplam 60 tane yaşanmış olay var ve bunun 30 tanesi de mavi yanıyor. 61. ışığın renginin mavi olma olasılığı nedir diye sormuş. Arkadaşlar 30 bölü 60'dan sorumuzun cevabı 1 bölü 2 olur. Evet arkadaşlar son sorumuzla birlikte bu videomuzu da tamamladık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Sonraki videolarda inşallah başka projelerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.